Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü ve vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu da benim tabii kendi noktayı nazarım yani. Ben kendim böyle gördüm. Herkesin farklı şey olabilir. Külliyata baktığımız zaman abi ilk başta sözler, sonra mektubat, sonra lemalar, sonra şualar yazılmış. Şimdi baktığımız zaman mesela sözler asıl gibi önce yazılmış. Ama 19. söz yani Risale-i Ahmediye Risalesi. Gitmiş üstad onu 19. mektubun sonuna zeyl koymuş. Mesela söz asılsa niye 19. mektubun sonuna zeyl konuldu? Nasıl anlamadım? 19. 19. 19. söz var abi Risale-i Ahmediye. Evet. 14 evet. eşya var. Üstad o 14 eşya olan o Risale'yi almış. 19. sözü almış. 19. mektubun sonuna zeyl yapmış. Yani baktığımız zaman söz asıl. Daha önce yazılmış. Ama gitmiş bir mektubun sonuna zeyl olmuş. Hatta üstad diyor ki 33. söz 33 mektuptur. Yani bir mektup bir sözün 33'te biri gibi yani. Ya da diyelim mesela nasıl? 25. Leman'ın zeyli, hastalar Risalesi'nin zeyli, çocuk taziye namesi. Leman'ın zeyli mektup olmuş. Yani bunun gibi böyle şeyler var. Ee, yani almış birini oraya, birini buraya koymuş. Mesela diyelim Haşir Risalesi'nin sonuna 9. Şuhay'ı getirmiş veya de hayat bahsinden bir kısım getirmiş. Bunun gibi. Baktım ben niye böyle diye. Yani çünkü burada bir şey var yani. Ee, sözler, yani benim kendim gördüğüm, sözler ahir ismine, yani meyvedir sözler. Mektubat zahire zahire bakar. Yani ağacın zahiri gibi. Yani bu iman hakikatlarında. Lemalar daha çok batına. Yani insan kendi iç dünyasına. Şualar da evvel ismine bakar diye. Böyle kendim düşündüm. Sonra baktım. Hatta buraya da gelmem nasıl oldu? 25. lemada rahmetten şualar, hikmetten lemalar bulursun diyor abi. Rahmetten şualar, hikmetten lemalar. Rahmet evvele, hikmette batına baktığı için şu alara evvel lemalara batın dedim. Harika ya maşallah. Sözler de mükemmel tespit evet. Sözler de sözlerle mektubatta zahire koydum. Sözleri nasıl koydum? Sözlere baktığımız zaman böyle avama çok kolay şekilde hitap edebilen ilk başta zaten o yazılmış. Ağacın meyvesi gibi. Mesela diyelim bir insan en kolay ne yapar? Ağacın meyvesini yer. Yani ağacın meyvesi gibi mektubata baktığımız zaman hemen hemen hepsi zahir mesele. Yani işte diyelim Hayat bahsi olsun. Ondan sonra işte sahabelerin meselesi olsun. Zahir zahir sorunlar. Zahir mesela İki oradaki sorular. yani onun evet. gibi zahir meseleler lemalara baktığımız zaman da ta birinci lemadan ta 30'a kadar isme azam yani hepsi şey insan iç alemi ekseriyeti. Şu'alarda evvel şu'alar rahmet. Yani artık şu'alar rahmet şunun için oluyor abi. Mesela diyelim ağacın meyvesini gördün. Ağacın zahirini gördün. Ağacın sonra batına geçtin. Batını inceledin, tahkik ettin. O ağacın evvelini yani çekirdeğini en son görürsün, fark edersin yani. Zaten üst en son yazdığı şualar, en son yazdırılan. Ama harika bir şey ya. Ee, Hikmetten lemalar diyor. Yani rahmetten, şualar. rahmetten şualar. Ötekisi onlar yok abi. Ben onları kendim mektup koydum. Mektup da zahir ya. Ama baktığımız zaman şu var. Mektup mektup şey ya. Mektup İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubu, Mevlana mektubu. Mektup da olayları anlatmak, zahir tasvir etmek. Niye efendim 63 sene yaşadı? Niye Allah Resulü'nün annesi niye şöyle? E böyle niyeler var ya zahirde. E onları anla. uvet zahir. Lahikalar zaten 27. mektup abi. Evet vesaire. Allah razı olsun Fatih. thank you